Yumurtalık rezervini ölçen dinamik ve statik testler var. Aslında çok çeşitli testler var ama günümüzde artık birçok yapılan testin dışında AMH denilen bir testin, antimüllerian hormonun kısaltılmasıdır. Ve yumurtalıklara bakılarak özellikle adetin başında, adetin ilk 3 günü içerisinde yumurtalıklarda içine yumurta barındıran yapılar dediğimiz foliküllerin sayımıyla, buna antral folikül sayısı diyoruz, yeterince yumurtalık rezervi hakkında bilgi edinilebileceğini biliyoruz. O halde daha önce adetin 3. günü bakılan FSH, östrojen gibi hormonlarla buna yanıt ararken, bu son zamanlarda antral folikül sayısı ve antimüllerian hormon seviyelerinin ölçümünün çok daha değerli olduğunu biliyoruz. Ama unutulmaması gereken şey şu, telaşlanılmaması için söylüyorum bunu da. Yumurtalık rezervine baktırıp hemen çocuk sahibi olamayacağım gibi bir duyguya kapılmak da yanlış. Düşük bile çıksa bu hastalarda biraz çocuk sahibi olmak için elin çabuk tutulması gerektiği gibi bir sonuca varılabilir. Ancak çocuk sahibi olamayacağını hiçbir test günümüzde öngöremiyor.